Ayıp olmazsa sorması, yaş kaç? Yaşım 70-80 yaşıma girmişim baba. 10 yıl var aralarında anne. 70 mi 80 mi? O kadar 70 mi 80 mi 60 mi? Sonuçta bayanız ya. Geriye doğru hani. Amcaya sorsak 70-80 hatta 90'a merdiven dayadım der. Ama teyze 90'a merdiven dayamışsa o en son 60'a bağladık biz işi. Adam sağ mı? Hayır, 15 seneden birini vermiş sana. Allah rahmet eylesin. Maaş bıraktı mı adam? Çok şükür. Maaş bıraktı. Bıraktı. Rahatız o anlamda. Allah'ın keremine şükür. Amin. Bu yaptığınız nedir annem? Köfte. Ne köftesi? Bitlis köftesi. Abucavat köftesi. Buralarda en yoğunlukla özellikle gıdalarda tartışma mevzu. Bu Bitlis'in mi, Adil Cavaz'ın mı, işte Erciş'in mi, Gavaş'ın mı? Bir gider. Adil Cavaz köftesi mi diyorsunuz buna? Evet. Efendim kolay gelsin. İsminizi bağışlarsanız. Songül. Songül Hanım. Evet. Hanımefendinin nesi oluyorsunuz? Komşusu. Komşum. Maşallah. Daha mı lezzetli oluyor öyle altın bilezikle yapınca? Bilmem. Adam mı takdim etti onları? Adam taktı. Ne zaman efendim? Çok. Havalı mı oluyor böyle komşular arasında? Vallahi ben havalı mı havalı bilmem. İşte takayım. Kimler var burada anneciğim? Komşularım var. Komşu başka? Evet. Gelinlerim. Gelinler. Gelinler. Kaç gelin var sizde? Benim 6 gelinim var. Peki yani. Sen hangi gelinin yanında kalıyorsun? Erdal Ural'ın. Sizin yanınızda. Evet. En çok o gelini mi seviyorsun? Hep de bir. Evlat hep de bir. Ya evlattır. Ayrı evlatların, oğulların ayrı da gelinler farklı. Gelinler yani sonuçta ben, el kızı. Canım yani gelin dedin yani. Yok hep de benim evlatlarım. Allah razı olsun. Evlatların da niye Erdal'ın hanımının yanında kalıyor? Olabilir o katede. Yoksa kaynanayı istemiyorlar mı yanlarında? Yok isterler. Bizim burada öyle bir şey yoktur. Adil Cavaz'da öyle midir yani? Kimse kaynana hakkında bir şeyler konuşmaz. Ne kaynana gelinlerin hakkında konuşur, ne kaynanaların hakkında gelin. Aman anne, duy da inanma, olur muymuş öyle olur, şey? Olur, olur. Olur muymuş öyle olur. Şey? Erdal'ın hanımının ismi neydi? Cemile. Cemile Hanım. İsminizi bağışlarsanız. Evet. Sanım efendim. Burada gelin kaynana çatışması pek olmuyor. Çok inandırıcı mı? Değil. Değil. İlla ki gelin kaynana. Oluyor, tabii olmaz oluyor. Olur mu? Canım memleketin her bir yerinde. Buna bazı yerde Bitlis köftesi diyorlar. Bazı yerde. Analı kızı diyorlar mesela. Buyur. Analı kızı diyorlar. İri olduğu için şöyle bir de ufalı olduğu için. Analı kızı diyorlar bazı yerlerde yani. Bizim ya bu anası. He, o da kızı. Bu da kızı. Ha, öyle de diyorlar. Niye mesela analı kızlı diyorlar da gelinli kaynanalı demiyorlar? Gelinle kaynana hiçbir yere araya gelebilir mi? Gelebilir mi? İçine ne koyuyorsunuz? Şey böbrek yağı oluyor. Bu iç yağı oluyor. Böbrek hayvanın, yağı mı? Hayvanın. Böbrekten yani iç yağı olur ya böbreğin etrafını saran yağ. O oluyor işte. Kokmuyor yani. İçine soğan, maydanoz, pul biber, bütün baharatlar konuyor. İşte yoruluyor. Kıymalı da yapıyoruz hani normalde soğan falan. Başka bir şey konmaz mı? Ne gibi? Cevizi falan benim duyumlarımıza göre kürdan birden konuyormuş. Hayır biz kürdan koymuyoruz ama mesela tuz falan koyuyoruz hani zeytin olur. Başka bir şey açarsa. Ne olur mesela onu aldık. Adana tuzlu oldu işte. Ya da ah battı damağıma. Dileği kabul olurmuş da. Tuttuğu bir dilek kabul olurmuş da. Öyle. Analı kızlı köftenin bir tanesinin içine bir şey koyuyorsunuz. Hı-hı. Onu bakalım. İşte. Cumhuriyet altını koymuşlar. Siz bakımınıza dikkat ediyorsunuz anladığımız kadarıyla. Evet. Yok fazla. Hani öyle bir şeklimize şemalimize aynadan bir bakıyoruz. Yok valla gerçekten öyle pek şeyli değilim. Bakımlı falan değilim. Adamlar mesela hani yani evlenince bir sererler hani mesela hani. Yani nasıl söylesem hani bir de hani vücut bize de dokunuyor. Sakal tıraşıdır bilmem nedir hani böyle. Hani flört ederken işte anla be yengem be. Bir süre sonra öyle mi oluyor yani bırakıyor mu kendini? Öyle oluyor. Hep öyle oluyor.
Yani adam seninle buluşacağız ama flört ya ettiği zaman da... Ya hiç buluşmadım ki ben ama ben onu şey yapayım. Nasıl buluşmadınız? Hiç buluşmadık. Hiç görüşmediniz mi siz evlendiğinizde? Görüştük ama biz hiç buluşmadık. Akrabam da zaten. Halamın oğluydu. Halanızın oğlu. Görüşecek bir şey yok. Ömür beraber geçmiş ömür, zaten. Zaten yaşım da küçüktü. Kaç yaşında evlendiniz efendim? 15. Beyefendi kaç yaşındaydı? 23. Askere gitti geldi. Gitti, geldi. Siz beğeniyor muydunuz kendisini? Bilmiyorum, hiç öyle bir şeyim yoktu yani. Hükümet gibi oturan bir kayınvalide. Sizin 5 tane de eltiniz var. Ama kayınvalide sizle kalıyor. Hı hı. Sebep efendim? Sebep? Hepsi memurdur başka yerlerde olduğu için. Bize ne? Bize ne? Ben de bacısı kız olduğu için. Buyur. Kız kardeşinin... Sizin teyzeniz mi oluyor? Teyzemdir. Beyimin de işi yok. Normal çalışma, serbest meslek. Beraber yaşıyoruz. Peki bunu düşünerek mi almış acaba sizi oğluna? O almadı ki biz sevdik aldık. Biz istedik sevdik aldık ona da katlandık büyüğümüz diye. Katlanmak ne demek Cemile abla aşk olsun nasıl? Katlanıyoruz yani. Ya katlanmak büyüğümüz. Olur mu? Başımızın üstünde yeri tabii, var. Tabii tabii o da. Hiç katlanca. Eli ayağı tutuyor maşallah. İyi, kusura iyi. Da bakmayın tabii. Sizden de becerikli. Bizde çok değil şimdi yani köfte möfte fazla iş vermem yazık hastadır. Fazla iş göstermem yani. Ev işi olsun, yemek işi olsun. Teyze zaten bir yerde. Ana yarısı zaten. Tabii. Siz bu hanımefendinin oğlunu beğenir miydiniz yani? Beğenirdim aldım. Teyzem oğlu olduğu için de önceden de beğenirdim aldım. O da sizi beğenirdi Zahar. Tabii. Yok muymuş onun başka istediği? Vardıysa alırdı o zaman. Alsaydı değil mi? Tabii. Bize ne? Vallahi. Bize ne? Hiç bize bir şey yok. İstediği zaman alabilir. Herkes serbest mi? Ben istediğimi aldım. Siz ilk kime açıldınız efendim? Biz önceden de yani tanıdığım için görücü geldi, kayınbabam geldi istedi. Biz tanışıyorduk, bilişiyorduk da. Babam bile söyledi. Babam da sordu. Ben de evet dedim. Alalım. Sizin de canınıza minnet tabii, hani yani. Tabii. Bir yerde yani. Nesini beğeniyordunuz efendim beyefendini? Beyefendi ağır bir beyefendi, temiz bir beyefendi. Huyunu mesela beğendim. Nerede efendim kendisi? İşte, Erdoğan Murat. Geliyor. Siz teyzenizi, kızını almışsınız. Evet. Allah mesut bahtiyar Allah etsin. Allah razı olsun. İlk kim dile getirdi acaba bu sevdayı? Bu sevdayı tabii ki ben. Siz? He. Ufaklıktan beri mi beğenirdiniz? O da vardı. Bir de biraz da onun abisi de benim ablamı almıştı. Biraz da intikam o şeyi vardı. Sen benim ablamı alırsın ha. Ben de senin bacını alayım da gör. Peki vermeselerdi Allah korusun. Gerçi niye vermesinler? Aslan gibi adamsın dayı. Verirlerdi. Ya mesela vermediler hani. Olmaz ha. Kaçırırdım o zaman. Hadi. Vallahi. Ciddi ciddi. Ciddi ciddi kaçırırdım. Buna aşk denir ama dayı be. Muhakkak. Buna sevda denir. Muhakkak. Mektup yazdınız mı kendisine? Yok telefon vardı o zaman. Telefonda daha basitti. Evet eski flört dönemleri ikiye ayrılıyor. Telefon öncesi ve ama cep telefonu yoktu tabii. Yok ev telefonuyla. Evden nasıl arıyorsun? Postaneye babası gittiğinde işe. Namaza gittiğinde. Sen şey mi? Bir namaz vakitlerini kolluyorsun. Muhakkak. Bir de kayınpederin kapıdan çıkmasını mı kolluyorsun? O da arıyordu. Siz de arıyordunuz. Arıyordum. Tek taraflı değil yani. Ben Erciş'te oturuyorum. Onlar burada. Tabii babam da telefonu beyim çıktığı zaman mesela o zaman nişanlım. Ben diyordum ki şeydir, kaynımın ismini veriyordum bazen. Babam dışarı çıkardı hemen. Bilirdi dışarı çıkardı. Annemiz zaten çekinmezdik. Arkadaş gibiydik. Ne konuşuyordunuz? Havadan sudan inan ki. Bir de bitmez saatlerce. O kadar da böyle çok aşk maşkımızı böyle çok gizli severek yani gizli isteyerek böyle çok şeyde bazıları yapar da içinde kalır alamaz. Değil bizim kimse de bilmezdi sevdiğimizi. Gizli gizli. Ne konuşuyorsun? Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne var? Annegil nasıl? Evde durumun nasıl? Senin durumun nasıl? Asker mektubu kıvamında konuşuyordunuz. Evet. Seni çok özledim. Yok onlar dün yok. Rüyamda gördüm. Yok rüya tabii de ama. Gözümü ne zaman kapatsam gözümün önüne geliyorsun. Onlar diyemezdim. Çekinirdim biraz. Siz demez miydiniz efendim? Ben edemezdim. Valide sizinle kalıyor. Evet beraberiz. Olmuyor mu hiç hani? Şimdi teyze olması biraz daha... İyi o yönden. Avantaj. Avantaj. Tabii bir de şimdi yaşlılar artık biliyorsunuz belli bir yaştan sonra çocuk şeyindeler. Ya gene Allah korusun hanımınla annen arasında kaldın diyelim. En kötüsü o. Önce buraya. Annem zaten anlıyor benim tavır davranışımla ne demek istediğimi. Peki diyelim yenge hanım haklı. Eşiniz haklı yani. Haklı da olsa annedir o. O haklı da olsa %100 haklı da olsa o annedir.
Bağırdığınız oluyor mu? Var olur tabii arada bir. Uğruna telefonların başında bekle. Ölümü göze alıp kaçırmayı göze al. O kadar yani jetonları harca. O kadar jetonları harca. Ondan sonra da kalk bağır. Üstelik haklıyken. Olur mu öyle? Ama o da annedir. Ama şiddetli bağırdığı yok olsa ben ölürüm. Çünkü hiç baskı altında yaşamadım. Babam evinde de burada da. Allah razı olsun ben diyorum. Her zaman için beyimle. Zor zor. İşin zor. Ağustad ile bir sinirlenemiyorum şöyle be ya. Ağustad ile şöyle. Halim'den siz anlıyorsunuz Şoray Bey. Ya ne diyeyim? Biraz da bağırsa tadı çıkar ha. Biraz da bağırsa tadı çıkar yani. Öyle çok da böyle sen de bir karar ver be annem be. Ama çok minnet. Üstüme gelse kendimi intihar ederim. Acık bağırsa iyi olur. Ama bavura bazı erkekler şiddet kullanır. O yok bizde diyorum. Sinirlensin de erkeğe yakışacak şeyler de olur yani. Öyle mıymıntı karı gibi olsa hoş bir şey. Sinirlen bakalım be dayı. Bir sinirlen bakalım. Bir sinirleneyim. Sinirlen bakalım. Bakışım yeter zaten. Buyur. Bakarsam yeter. Ya yengem memnun değil bu bir bakışta. Acık ses de çıkacak ya. Korktuğum için diyen bir bakışta korktuğu için o sinirli oldu. O nasıl bir bakışmış Erdal Bey? Bir numaralı bir bakış. Bir numaralı bakışımı göster bakayım. Bir baksın. Bir baksın. Bitmiştir valla. Ya ben tırsmadım mesela hani. Hatta hafif bıyık altından gülme durumları da var yani. Yok, bir mütebessüm durum da var. Yok gerçekten öyle şiddetimiz yok. Kendine saygımız var. Sen ne biçim konuşuyorsun be annemle be? He? Ne biçim konuşuyorsun sen annemle? Ya, bir tane annem var. Yok, kadın. Ben annem. Duymayacağım bir daha öyle. Öyle derse zaten bir daha duymaz. Ne yapacaksın? Çekeceksin kapıyı gideceksin mi? Yok yapamam onu. Hiç yapamam. Ben onu hiç onu da kırmam. O şiddeti de yapmam yani. Saygım el vermez. Allah! Ağır mı konuştuk biz acaba biraz? Derler hani Allah'ın sopası yok. Dikenler batı batı veriyor vallahi. Ne dediniz efendim? Ne buyurdunuz? Sizin bağırdığınız gibi bizim beylerimiz bize bağırmaz. Hiç. Yani bağırırsa olmaz, iş yürümez yani. Canım bağırma dediğin karşılıklı olur yengecim. Karşılıklı tabii biz de bağırmayız. O da bağırmaz yani. Öyle sizin bağırdığınız gibi böyle kükreyip bağırsa o ne evlilik yürür ne hayat yürür. Ne münasebet canım. Tabii. Niye bağırsın ki? Ne olmuş adam sinirlenmiş iki dakika bağırmışsa? Niye bağırsın? Ne olur evlilik mi bitecek bunun için? Biterse bitsin be! Esas da hepimiz biliyoruz ya bunlar hikaye böyle bağırmalar çağırmalar biliyor musun? Evde hanımların dediği olur. Bitti. Gerisi hikaye. Sen sabaha kadar bağırsan çağırsan da boş. Haytut yapsan da herkesçe malumdur ki boş. Evde? Karnının sözü geçer. Evde hanımın sözü geçer. Peki hanımlar bunu nasıl becerirler? Kendi şeylerini kullanırlar artık. Becerilerini mi diyeyim, cazibesini mi diyeyim. Becerirler yani. Bayan oldu mu becerir. Bitlis acil adil cevazda biz evde neden hanımın sözünün geçtiğini öğrendik. Evde hanımın sözü geçer çünkü hanımlar daha cazibeli. Sizi niye buraya oturttular efendim? Ben de güzel açtığım için. Kim söyledi bunu? Herkes söylüyor. Herkes. Evet. Peki siz niye oturuyorsunuz? Ben de burada yemek yapıyordum. Var aslında bir tane tencere kapağı bulacaksın. Açalım ben de bunu pişiriyorum. Peki sizin yaptığınız ne? Biz bazlama yapıyoruz. İç malzemesi ne oluyor onun? İç malzemesi peynir oluyor. Peynirin içinde maydanoz, biber katıyoruz. İşte bu da bazlama. Bu kahvaltılık mı oluyor? Kahvaltı da oluyor. Öğleden sonra kadınlara çay servisinde de veriliyor. Allah kolaylık versin ablacığım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sert vurdunuz öyle bir acıktırsın. Evet. Rahmetliyle sen nasıl tanıştın? Nasıl evlendin? Ben hiç görmedim. Nasıl hiç görmedin ya? İnsan hiç görmediği biriyle dünya evine girer mi? Evvel bizim zamanımız öyleydi. Şimdi bakma şimdi her şey kolay olmuş. Hiç mi görmedin adamı? Hiç görmedim. Kimmiş o nereden görmüş seni? Sen niye varmışsın ona? Bir tanemiş. Hani kimsesi yokmuş bir tanemiş bir acı bir kardeş. Kader dolmuştu benden evlendi. 12 yaşında evlendik. Buyur. 12 yaşında. Adam 12 yaşında diye. Adam 12 yaşında efendim, mıydı? Evet. Ben de 15 yaşında. Kimsesi olma, kardeş mardeş olmadığına. Siz 15 yaşındaydınız. Evet. 12 yaşında bir çocukla mı evlendiniz? Evet, evlendim. Ne yaptınız? Misket mi oynadınız evlendikten sonra? Hiç. Babası nasıl böyle üstüne titrerdi, ben de aynıyle. Şimdi bakma şimdi zamana. Siz hem hanımlık yaptınız hem annelik mi yaptınız eşinize, beyinize? Onu da Allah biliyor. Annelik yapmadım. Hemen hoş geçindik.
Kimin fikriymiş onu ev vermek? Kim demiş yani beyine? Babası. Babası mı demiş? Babası, oğlum şu kızı alalım sana. Evet. 120 yaşındaydı babası. 120? 120 yaşındaydı. Adam 120 yaşında, 12 yaşında çocuğu mu vardı? 14-15 tane olmuş, ölmüşler. İki çocuğu kalmış. Senin kayınbaban he. 120 yaşında mıydı siz evlendiğinizde? Evlendik ya. Bu adamın 108 yaşında çocuğu mu olmuş? Çocuğu çok olmuş, ölmüşler. Hayır hayır, beyin 12 yaşında olduğuna göre, kayınpederin de 120 yaşında olduğuna göre adam 108 yaşında evlat sahibi olmuş. Olmuş. Ona ya ölmüş. Torunu olmasın bak senin beyin adamın. Hayır, dedenin. Evlenmemişti. Hayır. 120 yaşında adamın 12 yaşında çocuğu olur mu anne? İşte oldu. Öyle dedi kendisi bana, ben gelenden sonra bana öyle dedi kayınbabam. 120 yaşındayım dedi. Biz bunu bir iddia olarak bırakalım burada. Kayınpeder ne yerdi, ne içerdi senin anne? Allah ne verdiyse yerdi, içerdi. Ya o öyle, hepimize özel yediği bir şey var mıydı adamın? Hani cevizdir, baldır, baklavadır, börektir, kuş sütüdür. O vakit yoksa da yağlar vardı, koyun vardı, inek vardı, ceviz vardı, öyle şeylerle şey olurdu. Adam bir de iç yağ yerdi öyle mi? Hayır. Yerdi ama onun için sen sağ olaydı göre de sen diğerin 50 yaşındaki adamdı. Öyle bir baba gitti, öyle bir adamdı. Yani öyle temiz yerin bir ailesiydi, Seyit Şık'tı. Herkes onun ziyaretine gelirdi. Öyle bir adamdı. Şoray Bey. Buyurun. Adil Cavaz'ın dünyaca meşhur cevizini ve kenger ve yağını yiyen hayatta yaşlanmaz. Efendim doğru. Çünkü abimiz ister inanın ister inanmayın 86 yaşında. Hiç gösteriyor mu? 51 yaşındayım efendim. Hı? 51 yaşındayım. Bozma beni şimdi, bak kamera çekiyor. Bozma rica evet. Edeceğim. Bir şey yaptı. Hadi abarttık. Hadi evet. Acık abart. 86 yaşında ama taş çatlasın 51 gösteriyor yani. Taş çatlasın. Bu dinçliği neye borçluyuz? Efendim, her şey sevgi, saygı ve anlayış. Adil Cevazımızda da o mevcuttur. Yani önce dırdır olmayacak evde. Evet. Yani uzun yaşama. Yok onu yesem iyi olur bunu. Geç. Geç onları. Önce hırgür olmayacak. Sonra efendim? Sonra bunlardan her sabah yiyecek. Bu nedir efendim? Bu kenger turşusu efendim. Kenger. Kenger. Nedir bu? Doğadan mı toplayacağız? Doğadan, bunu? Dağdan olur. Bu bölgeye has bir şey. Yağ da öyle. Yağ bir özelliği de var onun. Nedir? İnsanı dinç tutar. Bunun yağı mı? Yağ. Bu yağ, bu sabah kahvaltılarında yeri, bu kenger. Bayağı bir turşu. Kolay gelsin. Hoş bulduk, kolay gelsin. Bunlar nedir? Bunlar erik çekirdeği. Erik çekirdeği mi? Evet. Eriğin içini bildiğimiz çekirdeği. Ne yapıyorsunuz bunları? Bunlar işte yaş geldi bize, kurutup şimdi fırında yakacaklar. Bizim... Nerede kullanılıyor bu? Hangi fırında? Ekmek fırınında çıkarıyorlar işte ekmeği bununla. Yakıyorlar bunu şeyde. Yakıt yani hani burada, odun yerine kömür yerine odun kömür Madok gibi. Işte erik buranın eriği mi? Adil Cavaz eriği mi? Yok. O taraftan geldik. Siz İran'dan Adil Cavazlı geldik. Mısınız? Evet. Bu işi Adil yapıyorsunuz? Cavaz. Yok. Sadece biz fırınımız vardı işte aldık. Yer bunu kimden önce, alıyorsunuz? Bunu İran'dan geldi bize. Burada kurutuyorsunuz. Hı-hı. Hanımefendiler kimler? Onlar hepimiz amca çocuklar işte. Yardım ediyorlar size. Kabuk sizin mi? Bizim. Ya meyvenin yararları say say bitmez. Ahan da size erik çekirdeği. Ne oluyor fırında? Odun. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne zamandır yapılıyor bu iş? 20 gün var. 20 gün falan var. Hani mesela geçen sene var mıydı bu? Yok bu yıl. Bu sene başladı ilk. Evet bu sene. Sizin isim? Yeşim. Bekar evli Yeşim Hanım? Bekarım. Hazır mı çeyiziniz? Yok vallahi hala hazır değil. İşte... Hazır değil. Düşünmüyor musunuz evlenmeyi mi evlenmeyi? Yok. Düşünmüyorsunuz.
Yaş ayıp olmazsa kaçtır Yeşim Hanım? 17. 17. E ufak ufak hazırlık gerekmiyor mu? İşte ufak ufak yapıyoruz. Ufak ufak yapıyoruz. Bu şeyler hazır mı hani o yorganlar içine yünler konur ya? Hazır. Şu gelenler içinde acanım benim yarim hangisi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.